Can'a dair bir izlenim edindim ben. Dolayısıyla Başbakan da kesinlikle ya bu neden böyle oluyor, biz haksız bir eleştiri uğruyoruz falan. Tabii iç içte böyle bir algılama var ama çok soğukkanlı bir şekilde araştırmayı başından sonuna kadar dikkatle dinledi ve notlar aldı. Ve buna yönelik nasıl çalışmalar yapılabileceğine ilişkin kendi dar kurmayı arasında böyle bir çalışma yaptırıp ee, tahmin ediyorum 2011 seçimlerine bu doğrultuda hazırlanacak. İlintili bir şey layık yaşam tarzına baskı ve tehdit algısı. Ee, evet. Örneğin Akdeniz bölgesinde Evet insanların hayır oyu vermesi üzerindeki etkisi laik yaşamın baskı altında olduğu, tehdit altında olduğu algısı yüzde 47'lerde kalmış İngiltere'de birçok insanın tahmin ettiğinden belki daha evet. düşük. Ege'de bu oran dramatik bir biçimde yükseliyor. %74'e çıkıyor. En yüksek algılardan biri oluyor. Evet. Ama aslında fark etmiyor. Yani Türkiye geneline baktığınızda da bu oran %66. Evet. Yani Türkiye'de bu %42'nin içerisinde hayır oy veren %66'lık bir kesim var ki laik yaşamın ve hayat evet. tarzının baskı ve tehdit algısı içinde olduğunu düşünüyor ki bu da yaklaşık 11 milyon insana tekabül ediyor. Evet. 10.4 milyon, 10.5 milyon. Evet. Bunu nasıl okumalı AK Parti? Şimdi şöyle bir yorum yapmak lazım. Yani biz referandum sürecinde de yaptığımız araştırmalarda ucu açık sorular sorduğumuz neden hayır veriyorsunuz şeklinde iller düzeyinde böyle çalışmalar yapmıştık. Hayırcıların temel argümanlarında gördüğümüz çok enteresan bir şey var. Çok bir nevi irrasyonel korkulara dayanıyor çok somut rasyonel gerekçelerle ama bu sizin hayırlı. tanımlamanız. Evet. Bu şöyle bir şey, medy kimi medyada ya da kamuoyunda yaratılan bir takım psikolojik tırnak içinde sanal endişeler ve korkular üzerinden ama bu da sizin tanımlamanız. Evet. Ama şu var. Çok somut yani paketin içeriği noktasında hayırın daha çok belki dillendirileceğini ilişkin bir beklenti vardı ama bundan daha ziyade e, bu tarz psikolojik noktalara dayandığını görüyorduk. Bu araştırmada da bu daha da doğrulanmış oldu. Hayırcılar nazarında e, psikolojik algı e, negatif algıların, e, korkuların çok güçlü bir şekilde e, tuttuğunu gördük. Yani bu, Bunu şunu konuşmuyoruz evet. ama Ertan Bey. Yani bu o haklı ya da haksızlığı meselesini konuşmuyoruz. Denilebilir evet. ki çok rahat bir biçimde AK Parti iktidarı yeni iktidara gelmiş bir hükümet değil. 8 yıldır iktidarda, hmm. icraatları ortada, yani yaşam tarzını değiştirmeye dönük herhangi bir e, uygulaması bugüne kadar görülmemiş vesaire vesaire. Kimi zaman hatta yani bu konuyu tartışırken konuklarımla bu argümanı ben de kullanıyorum zaman zaman bir argüman olarak. Evet. Bu söylenebilir ama şu sonucu değiştirmiyor. Algı olarak Tabii. insanların yaklaşık 11 milyon... ...insanın böyle bir algısı tamam. var ve bunun bir sorun olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bizim başbakana bu sunumu yaparken ilettiğimiz bir değerlendirme var. Siyaset gerçekler üzerinden değil algılar üzerinden yürüyen bir süreçtir. Dolayısıyla gerçekte neyin ne olduğu çok önemli olmayabiliyor. Yani Başbakan bu rakamları gördüğünde kendisi demin de söyledim hayretle, şaşkınlıkla karşılayabiliyor. Ama bir şekilde algının buraya doğru kaydığını görüyor ve bu gerçekliği kendisi demin söylediğim sol kanlılıkla kabullendi. Dolayısıyla algılamalar siyaset bir siyasette algısal kanaatler çok önemli. Peki bu algıyı yani, değiştirmeye dönük bir çalışma var mı? Bu algıyı Bilginiz. değiştirmeye dönük çalışmalar içerisinde olunacaktır. Yani benim yine sunumdan edindiğim izlenim bu. Bu algılamalar nasıl dönüştürülebilir, nasıl bu negatif tutumlar pozitife doğru çevrilebilir bunun çalışmalarını yürütecekler. Dolayısıyla yani buradan şu söylenebilir, yine başbakandan edindiğim izlenim bu kesimin yani %42'lik hayırın AK Parti'ye oy vermesi beklenmiyor esasında. Yani çok güçlü bir şekilde ...bu insanların tümünün oyunu nasıl çekebiliriz... Mesela ...kaygısından o değil. ziyade meselenin... Mesele o yüzde 42'nin de hükümeti olmak meselesi. Tabii. Bu kişilerin e, hükümet e, aleyhinde düşündükleri kurguların... ...nasıl bertaraf edilebileceğini... ...nasıl e, bu negatif algılamaların pozitife çevrilebileceği... ...en azından e, hükümet e, hakkında daha pozitif bakış e, bakmalarını sağlayacak... ...tedbirler nasıl alınabilir buna yönelik çalışmalar içinde olunacak. Devam edeceğiz kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Kozmik oda kısa bir aradan sonra devam edecek... Yaşam tarzı algısı arasında bir ilinti var mı? Buna ee, dair herhangi bir ölçüm mü mı? Belki de bu araştırmanın zaman. en çarpıcı noktalarından bir tanesi bu. Hayırcılar kadar evetçilerde de yaşam tarzı kaygısının çok güçlü olduğunu gördük. Nasıl? Bu sefer çok farklı bir noktadan e, hareket ediyor evetçiler. Kendi yaşam tarzlarını AK Parti iktidarının güvence altına aldığı, aldığı alındığı algısından hareketle... Oran? Yani AK Parti iktidarıyla birlikte... Kendi yaşam tarzlarının kendi yaşam güvence tarzlarının, altında olduğunu düşünen tabii, bir grup insan var. Bir grup insan var ve bu oranda azımsanmayacak kadar çok. Mesela temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığına dair %77.2. 77. Yani bunun alt başlıklarına baktığınız zaman burada da daha çok yaşam tarzına İfade ilişkin. İfade mi müsaade edersiniz evet. onu biraz daha Herkes belki açık. Hükümetin herkesin yaşam tercihlerini güvence altına almak için gerekenleri yapmaktadır şeklinde bir algılama %62 civarında evet oyu verenlerin %62'si hükümetin herkesin yaşam tercihini güvence altına almak için gerekeni yaptığını ve farklı yaşam tarzlarının daha özgür bir şekilde yaşamalarına imkan verdiğine dair bir algılama var. Bu da önemli. Dolayısıyla evetçiler için de yaşam tarzı çok güçlü bir evet verme gerekçesi, hayırcılar için de hayır verme gerekçesi. <laughs> Bunu belirtmek gerektiğini düşünüyorum. Anket yaş grupları açısından da ilginç sonuçlar içeriyor. Çünkü siz evet. yaş gruplarına göre de evet ve evet, hayırları evet. analiz ettiniz. Nedir sonuçlar? Şimdi yaş grupları nazarında baktığınız zaman çok aslında belirgin farklılaşmalar yok. Ama en dikkat çekici şey belki 18-24 yaş arasındaki oranın evet lehine daha azaldığına dair bir şey var. Korelasyon var. Evet. Bu, şöyle şunu belirtmek yani, lazım. Yani 18-24 yaş arasında hayır oyları daha yüksek Yok, çıkıyor. Hayır oyları daha yüksek değil. Evet oyları diğer yaş gruplarına göre daha, daha az düşük. çıkıyor. E, şunu belirtmek lazım. Her yaş grubunda evet oyu hayır oyundan daha fazla. Ama 18-24 yaş arasındaki evet oyları ile hayır oyları arasındaki fark biraz daha kapanmışa benziyor. 36.2 evet, 31.5 hayır. Dolayısıyla... Göreci olarak diğer yaş gruplarıyla mukayese edildiğinde 18-24 yaş arasındaki kitlede bir evet oyunda az daha düşük bir pozitif şey olduğunu görüyoruz. E Ertan diyorum. Bey tercih. estetize ederek söylediniz ben de aslında çok farklı bir şey söylememiştim. Ben de dedim ki yani 18-24 yaş arasında o grupta hayır oyları diğer gruba göre daha yüksek oranda çıkıyor. Tabii. Nedir oran İşte %31.5'e çıkmış. Evet. Diğer gruplarda daha aşağıdayken. Evet. 25 ila e, 44 yaş arasında evet oyları daha yüksek. Daha dinliyor. yüksek. Evet. E, i̇kinci grupta 55 ile. En yüksek 35-44 arası. Evet. Yani şöyle 65 ve üzerinde çok yüksek ama oran e, düşük bir oran. Yani deneklerin yaklaşık yüzde falan de, e, temsil ediyor. Peki bu 18-24 yaş arasındaki grupta çıkan sonucu nasıl izah ediyorsunuz? Şimdi şöyle. E, 18-24 yaş arası genç nüfus bir BDP'liler arasında genç nüfus fazla. BDP'ye oy verenler arasında, boykotçular arasında genç nüfus fazla. Bir de MHP'liler arasında genç nüfus diğer partilerle mukayese edildiği zaman daha fazla. BDP ile MHP'liler arasında. Yani 18-24 yaş 18 -24 grubundaki 24 bu sonucu doğuran şey asıl BDP'li genç seçmen kitle mi BDP'li genç kitle ile MHP'li genç kitle. İyi de BDP'lilerin %98'i zaten gitmemiş. Yok gitmedi. Zaten sanda dikkat ederseniz düşük. 18-24 yaş arasında toplam oy kullanma düşük. Ama bir oranı düşürüyor bu. İki MHP'liler arasında da genç kitlenin görece diğer yaş gruplarına göre fazla olması evet oylarının da azalttığına dair bir tahminde bulunuyoruz. Yüksek yaş grubunda 55-64 arası. 55 orada da yükseliyor çünkü. Orada Tabii. da yani oran %36'ya çıkıyor. Hayır diyenler grup içinde. Yani burada ama anlamlı bir şey yok. Yani bize istatistik olarak bu araştırmanın sonuçlarını regresyona tabi tuttuğumuz vakit Burada çıkan en anlamlı sonuç 18-24 yaş arası. Diğer yaş gruplarında çok anlamlı bir veri çıkmamış oldu. Dolayısıyla buradan anlamlı bir sonuç üretilemeyebilir. Pekala yani. siz yani. referandum ıı... Süreci boyunca yapılan kampanyaların oylar üzerindeki etkisini de ölçmüşsünüz. Evet. Orada da enteresan sonuçlar var. Ee, yani çok sayıda ziz, mitingler yapıldı o süreçte. Kimi evet. zaman işte eleştiri dozunu aşan e, karşılıklı e, söylemler kullanıldı. Nedir kampanyaların oylar üzerindeki etkisi? Şimdi kampanyaların Bu da enteresan oylar çünkü. üzerinde arttırıcı azaltıcı etkisinden ziyade oyları tahkim edici bir özelliği yani, var. Yani... ...seçmenin sandığa gitme motivasyonlarını arttırıcı ya da azaltıcı etkileri var. Siz çok güçlü bir kampanya yaparsanız şayet... ...seçmen kitlenizin sandığa gitme motivasyonunu daha çok arttırırsınız. Oy oranınızı çok yükseltmezsiniz, yükseltemezsiniz. Çünkü oy verme davranışı kampanya etkilerine göre değişen bir şey değildir. Bunu da bizim yine kampanya başlarken yaptığımız bir araştırma teyit ediyor... Daha kampanyanın başlamasına bir ay vardı. Hatta kimi gazetelerde falan da yayınlandı. %57-58 civarında evet oy vereceğini söyleyenler vardı. 42-43 civarında da hayır. Yani neredeyse seçim sonucundan çok benzer bir rakam çıktı o zamanda. da. Dolayısıyla biz şunu görüyoruz: Ta kampanya başlamadan bu referandum sürecinin daha hazırlık aşamasındayken meclisteki görüşmeler sırasında.